Evet efendim, tarihin arka odasına devam ediyoruz. Yavuz'da kaldık. Yavuz'da kaldık, evet. Yani ikinci darbe, Beyazıt... Darbe, isyan değil, yani, darbeler. Tabii o bir darbe. Yani ikinci Yavuz'un Beyazıt... Yavuz'un yaptığı, evet. Babasını. Babası bir askerin yardımıyla tahta çıkıyor. Ancak Yavuz'da babasına tahta çıkaran askerin kendi yanına gelmesiyle babasını tahttan indiriyor. Ve ikinci Beyazıt tahttan bir darbeyle indiren ilk padişahtır. Yani ilk isyan Fatih'e karşı olmuştur ama... İkinci Beyazıt tahttan bir darbeyle indirilen ilk padişahtır. Ve Yavuz tahta çıkmıştır. Çok sert, otoriter bir padişah olmasına rağmen onun da ilginç hikayeleri var. Çaldıran Seferi sırasında Safeviler karşısına çıkmıyor bir türlü Şah İsmail. Doğu Anadolu'nun o Sarp dağlarında Osmanlı ordusu perişan oluyor. Yiyecek bulamıyor. Artık bir gün... Asker isyan ediyor. Yani gitmeyelim diye. Ve Yavuz'un çadırına kurşun atmıştır. Yani düşün. Hı. Yavuz gibi bir padişahın çadırına. Yavuz da çıkmış dışarı. Yani mesela şey bunu anlatıyor Gelibolulu. Mustafa Ali. Ali atına binmiş. Her olan benim arkamdan gelir. Olmayan ailesinin yanına gider demiş. Atını sürmüş gitmiş. Yani ondan sonra çaldıran seferi devam etmiş. Yani orada padişah otoritesini gösteremese. Çünkü... o dağlarda askerin önemli bir kısmı şey yapmışlar. Ayakkabılarını tüfeklerinin üst tüfeğe takmışlar. Ayakkabılar yırtılmış adamların. Yani çizmeleri yırtılmış. Onlarla gitmişler. Yani nasıl gidiyoruz yola diye. Yani Yavuz gibi bir padişaha karşı bile kurşun bir, yani bir isyan teşebbüsü var. Fakat Yavuz daha sonra sefer dönüşünde de İran'a tekrar devam etmek istiyor. Fakat çıkan yeni bir isyan üzerine geri dönüyor. Fakat döndükten sonra bütün askerlerin subaylarını çağırıyor, Yeniçeri subaylarını. Bu işin arkasında kimler olduğunu öğreniyor. Ve ondan sonra o devlet adamlarını idam ettiriyor. Tacizade vesaire gibi. Ardından Kanuni tahta çıkıyor. Tek oğul. Yani hiçbir çekişmenin vesairenin olmadığı. Demin şeyi söyleyecektik, unuttuk, onu söyleyelim isterseniz. Daha önce söyledik. Bu Yavuz'un, yani orijinal Yavuz budur. Yani Yavuz'un 16. yüzyılda çizilmiş bir minyatürü. Çünkü hep bize genelde... Yani bu küpelisi değil. Tabii. Evet. Yani yıllardan beri ders kitaplarında küpeli bir resim gösterilmiştir. O yüzden de biliyorsun küpeye birçok şey aranmıştır. Yani bu küpe niye var? Yani işte yok. Efsaneleri uydurmuş. Yani işte yok. Mekke Medine'nin kölesiyim. Yok Şah İsmail'le satranç oynadı. Satrançta onu yendi. Şah İsmail onun üzerine ona bir tokat attı. Unutmamak için bir küpe taktı diye ama... Yavuz'un orijinal minyatürlerinde bu tür bir şey yok. Yani bir küpe resmi yok. Şah İsmail'de var. Yani işin en ilginç tarafı da o. Yani... Bu arada bir seyircimiz Ekim Tavman bu kılıçla yaşayan kılıçla ölür. Latincesi. He who lives by the sword shall die by the sword. Matta İncil'i 26:52. Tamam, İncil'denmiş yani. Yalnız o Shakespeare'de vardı biliyorsunuz. Ne? Hamlet ve Otello'da geçer. Bunu kullanmıştım ama sevgili seyirciler, yani yanılıyor olabilirim. Çok zamanı ara verdim bu şeyi çünkü. Hatırladığım kadarıyla yazdım burada ama Qui acceperint gladium gladio peribunt. Zannedersem aslı budur. Gladio kılıç. Kılıcı kabul eden, yani yaşayan değil de kılıcı kabul eden kılıçla ölür gibi. Latincesi zannedersem buydu. Acceperint gladium. Kılıcı kabul eden gladio peribunt. Elde kılıçla ölür. Kim, her kim ki kılıcı kabul eder, kılıçla ölür şeklinde. Zannedersem Latincesi buydu ama hata yapmış olabilirim. Çünkü Latinceye ben çok ara verdim. Maalesef. Soruyorlar, Yeniçeri alınırken zeka düzeyini, IQ'larını nasıl tespit ediyorlardı diyorlar. Hiç bilmiyor mu? Yani şimdi o şu var tabii, o belli bir seçme yapılıyor. Yani günümüzdeki gibi zeka testleri yapılacak imkan yok. Orada bu devşirme sürücüleri var. Devletin tespit ettiği. Yani üst düzey devlet adamlarından gönderiyor. Ve bunlar özellikle kaçırılan çocuklar var. Onları tespit ediyorlar. Araştırıyorlar. Mesela ailesi devşirilmesin diye saklıyor çocuğunu. Mesela bir ailenin tek çocuğu varsa almıyorlar. Birden fazla olması lazım. Yani oradaki devşirme işine bakan eminin verdiği kararla alınıyor. Yani onun gözlemleri sonucunda. Çünkü başka türlü bir
tespit mekanizması yok. Daha sonra tabii Galata veya Gelibolu'daki saraylara gittiği zaman da orada bir gözlem sürecinde tabii daha iyi yerlere veya daha kötü yerlere gönderilecektir. Evet. Ama şey ilginç tabii, mesela burada en önemlisi şu. Mesela Sokullu Mehmet Paşa papaz olmak üzere devşirdiği zaman. Siz papaz olmak üzere olan bir adamı alıyorsunuz, eğitiyorsunuz. Kaç yaşındaymış? 17 yaşında falan galiba, yanlış hatırlamıyorum. Ya bizde hep denir ki devşirmeler daha ergenlik çağına girmemiş olacak diye bir yanlış bir kanı var. İşte ben o defteri görünce şok oldum. Yani alıyorlar. 1. Ahmet dönemiydi defter. Şok bak düzelttiler. Evet. 1. Ahmet dönemiydi. Defter yanlış hatırlamıyorsam yani daha tam bozulmadığı zaman sistemin. 1012 filandı doğru, 1. Ahmet dönemi. Yani yaşı 14'ün üzerindeydi çoğun. Yani aslında akıl... Bunu yani, hep söylüyoruz zaten. Ne zaman Yenikşehir ile ilgili konuşuyor olsak böyle o açıdan önemli yani şey açısından yani çok yüksek. Ama işte sistem alıyor. Onu işte Sokullu Mehmet Paşa örneğinde olduğu gibi eğitiyor. Devlet hizmet ettiriyor. Sokullu öldürülmeden bir gece önce Kosova gazaları okunuyormuş. Orada Sultan Murad'ın şehadeti anlatıldığı zaman ağlamış. Allah'ım bana da bir şehadet nasip et diye ağlayabilecek. Nasıl inanmış döndükten sonra? Yani ona getiriyor. Yani işte bu da tabii şeyin gücü. Yani sistemin gücü. Yani o tabii devletin de gücü bu aynı zamanda. Ve Sokullu da bir gün sonra biliyorsun şüpheli bir şekilde öldürülüyor. Erhan, bu Yenikşehirler, sadece bir parantez açacağım bu soruya paralel olarak. Yani mesela 17-18 yaşındaki bir çocuk geliyor. 3-4 sene din, dil, işte eğitim görüyor. Ama hepsi 17-18 değil yani. Ama işte yani 14 ila 17 arası diyelim. Yani daha ufak olanlar da var ama sonuçta, genelde. Evet, bilinci yerinde, ailesini falan tabii ki hatırlayacak durumda. Şey olarak mektup ya da güncü aile olarak elimizde... Aile bağlantıları devam ediyor. Mesela yardım edenler tabii, var değil mi? Sokullu Mehmet Paşa kendi akrabalarını getirtmiştir sonradan. Onları da getirtip devlet hizmetine soktutmuştur. Ya zaten baktığınız zaman tarihteki birçok önemli paşanın birbiriyle kardeş olduğunu görürsünüz devşirme paşa. Bak, Erhan Usta'nın sorusuna cevap vermiş olduk. Aynı şey şu anda sorusu gelmişti. Aileleriyle iletişime geçmiyor. İletişim diye devam ediyor. Ya tabii burada kesmiyor ilişkileri. Mesela bazı tarihçilerimiz biliyorsun, rahmetli İsmail Hamit Anışment gibi devşirme düşmanı olacak kadar çok ağır şeyler insanlar. Çünkü evet, bunların devlete ihanet ettikleri fikrindediler. İhanet edenler çıkmıştır. Kaçanlar da çıkıyor. Mesela Yeniçeri Ocağı'nda hizmet ettikten sonra, içi olan hizmet ettik olarak hizmet ettikten sonra kaçanlar var. Mesela o bir tanesini Tarih Tabiat Vakfı yayınlamıştı. Mihailoviç'ti. Bir Sırp veya Leh kökenli bir Yeniçeri'nin hatıraları. Ha, hatıraları yayınlamıştı. Evet. Mesela Menavino diye birisi var. Bu yayınlanmadı daha. İç oğlanı bir yayına bir yayınlayacak. Konuştuk kendileriyle. Bir içi oğlanı geliyor. Sarayda hizmet ediyor. Mesela şeydi, Ali Fukiye de öyle işte. Daha sonra bu kaçmış gitmiş 2. Beyazıt döneminden sonra. Tabii çok kıymetli bilgiler veriyorlar. Ama tabii burada dediğimiz gibi acemi oğlanlarını devlet bir taraftan da işçi olarak kullanıyor. Mesela camilerin inşaatında vesaire de şurada burada acemi oğlanları çok çalışmıştı. Mesela 2. Beyazıt döneminde 1509'daki depremden sonra şehrin tekrar inşasında askeri kullanıyor devlet. Çünkü en disiplinli organize ve organize güç. Yani günümüzde olduğu gibi. Celal Hoca'nın dediğine geliyor. Tabii yani, ama şey değişmemiş. Yani şey de tabii yani en organize güç. Mesela 99 depreminde de tenkit edilmişti mesela, o zaman ordu niye zamanında müdahale etti, edemedi. Daha çok sivil toplum örgütleri, Kızılay evet gibi şeyler tenkit edildi. Şimdi burada Yavuz'dan sonra Kanuni Sultan Süleyman tahta geçtiğinde 1525'te bir isyan var. Tabii dediğimiz gibi bütün mesele iktidara oynamak. Padişahı devirmek, kanuni de padişahı devirme ihtimali yok. Çünkü alternatif yok. Şehzade yok. Hepsi kadın. Makbul İbrahim Paşa'yı sadrazam Mısır'a gidiyor dönemde. Maktul oluyor. Daha sonra maktul oluyor. Onu değiştirmek istiyorlar. Yani genelde yapılan isyanlar